Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Bu akşam da iki hanımefendi ve iki beyefendiyle soru yolculuğuna çıkacağız. Siz de ekran karşısına eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi başlayalım yepyeni bölümümüze. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhabalar, ismim Orkun Komutekir. 1977'de Edremit'te dünyaya geldim. İstanbul'da yaşıyorum. İnşaat mühendisiyim. İki tane çocuğum var. Evliyim. Ahmet ve Ayşem adlarında. Ahmet 10 yaşında, Ayşem 8 yaşında. Yarışmayı gerçekten çok beğenerek, ilgiyle ve beğeniyle izliyorum. Sizin ve aynı zamanda Alper Bey'in enerjisini hissetmek gerçekten çok keyifli olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben Sefa Ercan Önal. İstanbul'da yaşıyorum. 28 yaşındayım. Evliyim. Yarışmanızı her akşam eşimle birlikte takip etmeye çalışıyorum. Seyahat etmeyi çok severim. Şu anda da Şanlıurfa'da seyahatteyiz eşimle birlikte. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar, Bahar Korkut ben. 29 yaşındayım. İstanbul'a ailemle birlikte yaşıyorum. Özel bir diş kliniğinde banko personeli olarak çalışmaktayım. Yarışmanızı ilgiyle takip ediyorum. Umarım eğlenceli ve keyifli bir yarışma olur. Bu yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, ben Emine Pelit. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Tokatlıyım. Fırat Üniversitesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda özel bir şirkette inşaat teknikeri olarak çalışmaktayım. Anı biriktirmek ve eğlenmek için katıldım. Herkese bol şans diliyorum. Kuşlarım da bana bol şans diliyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim yine çok keyifli dört misafirimizle stüdyomuzda buluştuk. Şimdi onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam iki hanımefendi, iki beyefendi stüdyomuzda. Bir numaralı masamızda az önce kuşları da izlediğimiz Emine Hanım var. İki numaralı masamızda Bahar Hanım'la yarışacağız. Üç numaralı masamızda Orkun Bey var. Ve dört numaralı masamızda Şanlıurfalı, başvuru videosunda da Şanlıurfa'da çeken Ercan Bey var. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Bir numaradan Emine Hanım'la başlayalım. Çok heyecanlı olduğunun altını çizdi sürekli stüdyoya girdiği andan itibaren. Evet. Bakalım o heyecanı aşabilecek miyiz? Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Emine Pelit, İstanbul'da yaşıyorum. 38 yaşındayım. Özel bir şirkette inşaat teknikeri olarak çalışıyorum. Severek takip ettiğim bir programa katılmak istedim. Teşekkür ederiz. Burada sizinle birlikte olmak çok güzel. Sağ olun efendim. Herkese bol şans diliyorum. Maşallah, heyecandan eser yok Emine Hanım. Var. Gayet güzel girdiniz. Çok heyecanlıyım. Yok aşarız. Birazdan ilk puanı alınca eminim. İnşallah. Zaten herhalde gördüğüm kadarıyla bir numaradan dört numaraya doğru azalarak mı gidiyor heyecan dozu bu akşam? Çünkü Emine Hanım başta söyledi, Bahar Hanım arkasından bende var dedi. Orkun Bey ben rahatım dedi. Ercan Bey de gördüğüm kadarıyla rahat. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Emine Hanım, var mı özellikle iddialı olduğunuz ya da zayıf olduğunuzu düşündüğünüz sorular? Atasözleri, deyimlerden korkuyorum. Genelde coğrafyam iyidir. Umarım, hani çok gezdiğim için onlara güveniyorum. Umarım öyle şeyler çıkar ve ben de kolaylıkla bilirim. İkinci turda mutlaka atasözleri, deyimler oluyor. İlk turda mesela coğrafya dediniz. Coğrafyamız da var. Bakalım neler yaşayacağız. Hatta birden fazla coğrafya varmış. Başarılar dilerim Emine Hanım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ve iki numaralı misafirimiz Bahar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bahar Korkut. 29 yaşındayım. İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum. Özel bir diş kliniğinde tıbbi sekreter olarak çalışıyorum. Yarışmanızı ben de ilgiyle takip ediyorum. Teşekkürler. Her akşam evden geldikten sonra direkt sizin yarışmayı açıyorum, öyle söyleyeyim. Sağ olun. Evde güzel geçiyor. İnşallah burada da güzel geçer. Keyifli olur. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Ben de size başarılar olun, dilerim. Bir açılışı yaptıktan sonra devamı gelecektir Bahar Hanım. Evet, umuyorum. Evde aile içinde bir minik tatlı bir rekabet oluyor bazen. Sizde de oluyor mu? Oluyor, evet. Kimdir evin en iyisi? Genellikle ben oluyorum da annemle de atışıyoruz aslında. Anneyle finale çıkıp günün birincisi Bahar Hanım oluyor. Yani evet. Anneye de bu arada saygılar efendim. Tüm yarışmacılarımızın ailelerine teker teker saygılar. Bahar Hanım başarılar dilerim. Teşekkür bu akşam ederim. Ben bilirim de. Sağ olun. Rica ederim. Ve 3 numaraya Orkun Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Orkun Bey. Hoş bulduk Alper Bey, merhabalar. Merhaba. İsmim Orkun Komutekir. 45 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Evdeki eğlenceyi burada daha fazla yaşamaya geldik canlı olarak. İnşallah da çok güzel bir yarışma olacak. Eğleneceğiz. Arkadaşlarımızla da tanıştık. Gerçekten çok samimi bir ortam var burada. Teşekkür ederim. Güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. Keyifli misafirlerimiz olduğunda çok güzel geçiyor. Bu akşam da öyle zaten. Umarım sizin adınıza da güzel bir anı olur Orkun Bey. Çok teşekkürler. Sizin var mı kendinizi iyi gördüğünüz ya da zayıf gördüğünüz turlar, sorular? Sporda hani... İyiyim diyorsun. İyiyim. Sporda... Elimde futbol sorusu var. Çok güzel. Evet, ilk turda bir öyle deyip bir de rezil olmak var tabii. Belli olmuyor çok dediğiniz. Evet, evet. Yani
gününde olmak çok önemli bu yarışmada özellikle. Kesinlikle. Yani hani bazen gerçekten çok kolay soruları bilemiyorsunuz. Bazen de gününüzdeyseniz güzel soruları, yüksek puanlı soruları bilebiliyorsunuz. Bakalım günümüzde miyiz değil miyiz onu... Yalın düşünmek, konsantrasyon, birçok faktörü var dediğiniz gibi. Aynen. Umarım güzel bir anı olur sizin adınıza. Çok başarılar teşekkürler. Tekrar Orkun çok Bey. Sağ olun. Ve 4 numaralı misafirimiz Ercan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İsmim Ercan. 28 yaşındayım. Diş hekimiyim. 2 yıllık evliyim. Yarışmanızı çok severek takip ediyorum. Formatınızı çok beğeniyorum. Çok sağ olun. Evde eşimle birlikte özellikle akşam yemeklerinde takip ediyoruz sizi. Sağ olun. İkimizin arasında tatlı bir rekabet var. Genelde başa baş gidiyor bu rekabet. İnşallah eşinizi de ağırlamak kısmet olur. İnşallah. İnşallah. Var mıydı öyle bir isteği, hevesi? Nedense ben başvurdum. Evet, bunu hiç düşünmedik. Döndüğümde onu da başvurması için ikna edeceğim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım son ana kadar başa baş gider. Keyifli, heyecanlı bir yarışma olur. Hadi inşallah son ana kadar. O son soruda herkesin şansı evet. Devam eder umarım. Ercan Bey size de başarılar dilerim. Teşekkürler. İnşallah eşinizi de ağırlamak kısmet olur İnşallah. Efendim. Tekrar başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, dört değerli misafirimizi tanıdık. Zaten stüdyoya girdikleri andan itibaren keyifle vakit geçirdik. Sosyal medyamız için video çektik. Hatta bu arada o videoları nasıl izlersiniz onu da aktarayım. Ben Bilirim TV 360 Instagram hesabımız. Ben Bilirim TV 360. 60'tan yayın öncesi, yayın sonrası neler yaşanıyor? Fotoğraflar, videolar arkadaşlarımız sürekli paylaşıyorlar. Ben Bilirim TV 360. Hadi o zaman ilk soruyu alalım efendim. Sorumuzun sahibi Emine Hanım olacak. Buyursunlar, harf tablosu. Yeğenim Devrim'in D'si diyorum. Devrim'in D'si. İlk sorumuz D harfinde 50 puanı var ve denizcilikten geliyor. Denizcilikte de kullanılan, filikaların üzerine örtülen, su geçirmez kalın bezdir. Süremiz başladı. Branda. Branda. Bu akşamın en heyecanlısı benim diyen Emine Hanım, girişi 50 puanla yapar mı görelim. Kutlarız. Teşekkür ederim. Bu kadar Emine Hanım, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Ve Bahar Hanım için gelecek ikinci harf tablosu. Edirne'nin N'si. Edirne'mizden de 50 puan alabiliriz. Bu kez coğrafyadan şöyle sorulmuş. Başkenti Oslo olan yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Norveç. Norveç. Orkun Bey ilk puanını Norveç'le kazanır mı? Kutlarız. Üçüncü harfimizin sahibi de Orkun Bey. Yozgat'ın Y'si olsun. Yozgat'ın Y'si 50 puan. Kategorisi diziler sorusu geliyor. Taksicilik yapan, renkli karakterlerin öyküsünü anlatan nostaljik dizidir. Nokta nokta durağı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bahar Hanım. Akasya. Akasya durağıyla. Ya, ben yavaş basıyorum. Efendim Emine Hanım? Ben yavaş basıyorum herhalde. Oo, daha ilk sorudan dertlendi yarışmacı. Ben de yavaş okuyorum falan diye böyle. Bahar Hanım 50 puanla açılış yapar mı görelim. Kutlarız. Herkesin yavaş bastığını hissettiği soruda Bahar Hanım hızlı basarak evet. Puan aldı. Şimdi Ercan Bey ilk harfini seçiyor. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan. Kategorimiz tarih. Sorumuz geliyor. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak görülen Çelebi Mehmet'in annesidir. Nokta nokta hatun. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak görülen Çelebi Mehmet'in annesi. Buyurun Orkun Bey. Devlet Hatun. Devlet Hatun. 40 puan kazandırır mı Orkun Bey'e? Tebrikler.
Evet, hatta Türk Tarih Kurumu'nda şöyle bir bilgi vardı. Sultan Çelebi Mehmet 1389 yılında Edirne'de doğdu der. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Germiyan oğullarından Devlet Hatun'dur. Fetret devrinden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya toplamayı başaran Sultan Çelebi Mehmet'e Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu gözüyle de bakılabilir der. Türk Tarih Kurumu'nda yer alan bilgi. Tebrik ederiz Orkun Bey'i. Yeniden bir numaralı misafirimiz Emine Hanım'la harflerdeyiz. Meryem'in M'si. Meryem'in M'si 50 puan kazandırabilir. Genel kültürden alıyoruz. Teni ve saçları sarıya yakın açık buğday renginde olan kimselere verilen addır. Süremiz başladı. Kumral. Kumral. Doğru mu? Tebrikler. Ve Bahar Hanım için gelecek harf tablosu. Gül'ün G'si. Gül'ün G'si 60 puan değerinde. Bu kez gök biliminden gelecek sorumuz efendim. Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yoldur. Süremiz başladı. Yörünge. Yörünge. Görelim. Kutlarız. Orkun Bey'deyiz, buyursunlar. Kütahya'nın K'si. Kütahya'nın K'si 70 puanda Kütahya'mız da var. Az önce açılışta sohbetini etmiştik. Bir futbol sorusu var demiştik. Bakalım bana gelecek mi diyordu Orkun Bey. Size yani. Geliyor. Geldi. Buyursunlar. Futbolda profesyonellik yolunda ilerleyen genç sporculardan oluşan ekibe verilen addır. Süremiz başladı. Paf takım. Paf takım. Görelim. Kutlarız. Evet, profesyonelliğe aday futbolculardan oluşan Paf takım Orkun Bey'e yaradı. 160 puanı gördü. Tebrikler Orkun Bey. Ve efendim Ercan Bey ile seçiyoruz 8. harfi. Hatay'ın H'si. Hatay'ımızda da 70 puanımız var. Anlam bilgisinden geliyor. Eskiden kuru yemiş ya da kuru yemiş satılan yer anlamında kullanılan kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğünde hem kuru yemiş hem de kuru yemiş satılan yer olarak karşımıza çıkarmış. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 40 puan. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Orkun Bey. Meyve haş. Meyve haş oldu mu? Olmadı. Bahar Hanım? Meyve hoş. Meyve hoş. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Efendim 8 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna dönecek olursak Orkun Bey 160 puanla lider. İkincilik koltuğunda Bahar Hanım var 150. Emine Hanım 100 puana ulaştı. Birazdan da Ercan Bey ile ilk puanımızı alacağız. Şimdi Emine Hanım seçiyor harfini. Tokat'ın T'si. Tokat. Memleketten yürüyelim dedi Emine evet. Hanım da. Tokatlı misafirimiz. 50 puanımız var. Giyimden gelecek bu kez şu soru. Yakasız, uzun kollu erkek gömleği veya gömlek üstüne giyilen kollu yelektir. Süremiz başladı. Mintan. Mintan. Emine Hanım bu cevabıyla Bahar Hanım'la puanları eşitler mi? Görelim. Tebrikler. Evet, görseli de ekranımıza geldi efendim. Emine Hanım'a puan kazandıran Minta'nın 150-150 oldu tablo. Bahar Hanım seçiyor. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'mizden de 60 puan kazanabiliriz. Bu kez tescilli lezzetlerden geliyor. Bitkilerin ve iklim şartlarının etkisiyle hem Marmaris hem de Muğla'nın ayrı ayrı coğrafi işaret tescili aldığı yiyecektir. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Çambalı. Çambalı. Oldu mu? Tebrikler. Bu akşam 200'ü aşan ilk misafirimiz Orkun Bey oldu. 220'yi gördü. Şimdi sorusunu seçiyor. Nide'nin nesi? Nide'mizden de 70 puan alabiliriz. Kategorisi mecaz ve ekranda efendim. Büyük bir hızla kaçmak anlamındaki mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Bınlamak. Bınlamak. Bınlamak oldu mu? Tebrikler. 12. harfimizin sahibi de Ercan Bey. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 50 puan kazandırabilir. Canlılar dünyasından geliyor şu sorumuz. Ahu olarak da bilinen geyikgillerden boynuzları küçük ve çatallı bir canlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bahar Hanım. Karaca. Karaca. 50 puan Bahar Hanım'a gider mi? Tebrikler. 200'ü gördü Bahar Hanım. Liderlik yarışında fark 90'a kadar düştü. 290'a 200 tablomuz. Buyursunlar. Şimdi sorumuzu Emine Hanım seçiyor. Paris'in P'si. 60 puanımızda P harfinde var. Kategorisi kimya. Sorumuz ekranda. Atom numarası 36 olan, simgesi KR olan elementtir. Süremiz başladı. Kripton. Kripton. Yunanca'da gizli anlamına gelirmiş. Aradığımız cevap kripton mu? Tebrikler. Bu arada Emine Hanım da 200'ü aştı. 210'la ikincilik koltuğunda. Şimdi Bahar Hanım için dönüyor harf tablosu. Rize'nin R'si. Rize 50 puan. Kategorisi insan vücudu. Sorumuz şöyle. Gözyaşı bezlerinin salgıladığı sıvıyı toplayan gözün burun tarafındaki bölümüdür. Göz nokta nokta. Süremiz başladı. Göz pınarı. Göz pınarı. İkincilik koltuğu Emine Hanım'la Bahar Hanım arasında gidip geliyor. Bu kez de Bahar Hanım geçer mi görelim. Tebrikler. Orkun Bey sizdeyiz bir kez daha. Uşağın usu. Uşaktan da 70 puan kazanabiliriz efendim. Anlam bilgisinden alıyoruz. Vakit geçirmeden kısa sürede anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Vakit geçirmeden kısa sürede. Bir kutu açalım. Buyurun Emine Hanım. Çarçabuk. Çarçabuk. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Emine Hanım bu kez de liderlik koltuğuyla arasındaki farkı 20'ye kadar düşürdü. 290'a 270 oldu. Şimdi Ercan Bey için geliyor harfler. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'dan da 70 puan kazanma şansımız var. Bir anlam bilgisi daha varmış. Ercan Bey sizin için geliyor. Duruluğunu yitirmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Duruluğunu yitirmek Emine Hanım. Bulanmak. Bulanmak. Emine Hanım bu kez de yeni liderimiz olur mu görelim. Tebrikler.
İlk turda kaldı 8 harf 8 soru. Tabloya bir kez daha dönecek olursak. Emine Hanım 340'la lider, Orkun Bey 290, Bahar Hanım 250, Ercan Bey'le henüz puan alamadık. Birazdan güzel bir puanla i̇nşallah. Açılış yapacağız inşallah. Emine Hanım sizdeyiz. Zonguldak Z'si. Zonguldak. 70 puanda Zonguldak'ta var. İnsan vücudundan gelecek şu soru. Vücudun bir yerinin nabız atışı gibi kesik kesik ağrımasıdır. Süremiz başladı. Zonklama. Zonklama. Görelim. Tebrikler. Emine Hanım başta çok tedirgindiniz ama... Hala öyleyim. Hala mı öylesiniz? Evet. Tablo 410 maşallah diyelim. Çabuk ısındınız, cevaplar da güzel geliyor. Tebrik ederim şu ana kadarki performans için. Ve kaldı 7 harf. Bahar Hanım sizdeyiz. Ümit'in üsü. Ümit'in üsü. 60 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisi çıkacak bir kez daha karşımıza. Söylenti manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Orkun Bey. Tevatür. Tevatür. Oldu mu? Tebrikler. Kaldı 6 harfimiz. Orkun Bey sizdeyiz. Bacanak'ın B'si. Bacanak'ın B'si. 30 puanımız var. Kategorisi yiyecekler. Soru şöyle. Çırpılmış yumurta akı ve şekerle hazırlanan bir çeşit tatlı yiyecektir. Süremiz başladı. Beze. Beze. Cevap doğruysa liderlik yarışında fark 30 puana kadar düşer. Görelim. Tebrikler. 410'a 380 oldu tablo. Kaldı 5 harf ilk turda. Ercan Bey seçiyor. Ordunun olsun. Ordu. 40 puanda ordumuzda var. Kategorisi genel kültür ve soru şöyle. Bebeklerin başında görülen ve saçlı deriyi kaplayan tabakadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emine Hanım. Konak. Konak. Evet diyor Ercan Bey de. Görelim. Tebrikler. İlk turumuzda böylece kalan soru sayısı 4'e düştü. Ve Emine Hanım sizdeyiz bir kez daha. İstanbul'un iyisi. İstanbul 50 puan. Kategorisi genel kültür ve soru şöyle. Bir metinde geçen bilgi için sayfa sonuna eklenen açıklama veya kaynaktır. Süremiz başladı. Dipnot. Dipnot. Şu ana kadar başarılı bir ilk tur geçiren Emine Hanım buradan da 50 puan kazanıp tablosunu 500 yapar mı? Tebrikler. Ve Bahar Hanım kalan 3 harfimizden birini seçiyor. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'mızdan da 40 puan kazanabiliriz. Bu kez de kişi isimleri ve anlamlarından geliyor. Müjde, sevinçli haber anlamlarına gelen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Büşra. Büşra. Görelim. Tebrikler. Kaldı 2 harf. Orkun Bey için gelecek. Buyursunlar tablomuz. Küçüğü alalım. Adana'nın ağası olsun. Adana'nın ağası 30 puan. Kategorisi yapılar sorusu şöyle. Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakasıdır. Süremiz başladı. Sıva. Sıva. Orkun Bey'i gülümseten... Cevabımız gülümsetmesinin sebebi de kendi tarafından gelmesi. İnşaat mühendisimiz Orkun Bey 30 puanı sıvayla alır mı?
Tebrikler. Liderlik yarışında fark 50'ye düştü. 500'e 450 oldu. İlk turumuzun kalan son harfinin sahibi ise Ercan Bey. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 60 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi coğrafya, sorusu şöyle. Yamaç paraşütü turizmi ve Mimar Sinan eseri Kurşunlu Camii ile bilinen Sakarya ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız Sakarya ilçesini. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Bahar Hanım. Taraklı. Taraklı. İlk turun son puanı Bahar Hanım'a gider mi? Tebrikler. Efendim birazdan tabloya döneceğiz. Turumuzu tamamladık. Bu arada ekranımıza geldi Sakarya'daki Taraklı'daki tarihi cami, Kurşunlu Camii. Tebrikler Bahar Hanım. Ve ilk turun ardından tabloya dönecek olursak turumuzun lideri Emine Hanım oldu. 500 puan. İkincilik koltuğunda Orkun Bey var. 450. Bahar Hanım 300 puana ulaştı. Ercan Bey'le çok girişimimiz oldu ama bu turda bir türlü kısmet olmadı puan almak. Neye bağlıyorsunuz Ercan Bey? Ters yerlerden mi geldi soru? Sıra bendeyken bilmediğim yerlerden geldi. Bildiğim yerlerde de butona yetişemedim. İkinci turda inşallah. İkinci turda inşallah yüksek puanlı bir cevapla açılışı yaparız. Zaten tablonun devamı denk. İkinci turda da Ercan Bey'den iki cevap gelse zaten bambaşka bir tablo olur. Başarılar derim dört misafirimize de ikinci turumuzda. Hadi birlikte geçelim. Ben bilirimin finalistlerini belirlemek için ikinci tura. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza başlıyoruz. Yine harf tablomuz Emine Hanım için geliyor. Buyursunlar. Ben aile bireylerimle devam edeceğim. Yeğenimi söyledim, annemi söyledim. Şimdi kardeşimi söylemek istiyorum. Erdoğan'ın E'si. Erdoğan Bey'in E'si 160 puan değerinde. Kategorisi atasözleri sorusu geliyor. Bir konuya fazla hakim olduğunu düşünüp kendine güvenen kişi hata yapar anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Çok bilen çok yanılır. Çok bilen çok yanılır. 9. saniyede gelen cevap 160 puan kazandırır mı? Tebrikler. Çok şükür. İlk turumuzun lideri Emine Hanım ikinci tura da güzel başladı. Tebrik ederim çok efendim. Çok teşekkür ederim. Darısı Bahar Hanım'ın başına. Harf tablosuna gidiyoruz. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 100 puan. Kategorisi televizyon olacak. Soru şöyle. Uzun yıllar TRT'de sunuculuk yapmış, çalıştığı kurumlarda spikerler yetiştirmiş kadın sunucudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Bahar Hanım. Affedersiniz Emine Hanım. Gamze Gözalan. Gamze Gözalan. Oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Orkun Bey. Güner Kazmacı. Güver Kazmacı. Güher Kazmacı. Güher Kazmacı oldu mu? Hayır dediler Emine Hanım. Güner Kazmacı. Güner Kazmacı. Orkun Bey'in H'sini N'ye çevirip Emine Hanım puan kazanır mı? Hayır dediler. Bahar Hanım. Güler Kazmacı. Güher olmadı, Güner olmadı. Güler Kazmacı ile Bahar Hanım kazanır mı? Tebrikler. Bahar Hanım da kendi sorusundan puanı kazandı. Birazdan tablosuna bakacağız. Ekranımıza da Güler Kazmacı geldi efendim. Şimdi yeni soru vakti. Orkun Bey için Bahar Hanım da 370 yaptı. Tabloyu tebrik ederim. Orkun Bey sizdeyiz.
Niğde'nin neyse? Niğde 100 puan. Kategorisi müzeler, sorusuysa şöyle. Birçok uygarlığa dair eserlerin sergilendiği New York'taki dünyaca ünlü sanat müzesidir. Süremiz başladı. Metropolitan. Metropolitan. Yüz puan kazandırır mı? Kutlarız. Ve ikinci turumuzun dördüncü sorusunun sahibi de Ercan Bey olacak. Bursa'nın B'si. Bursa 80 puan değerindeymiş. Sorumuz bitkilerden gelecek Ercan Bey. Şöyle sorulmuş. Ülkemizde 23 kadar türü bulunan, yaprakları kadifemsi tüylü, mavi renkli çiçekleriyle bilinen bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız o bitkiyi. Birazdan görseli de ekranımıza gelecek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Çok sayıda türü bulunan, yaprakları kadifemsi tüylü, mavi renkli çiçekleri olan bitki. Bir kutu daha. Buyurun Emine Hanım. Unutma beni. Unutma beni. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Emine Hanım'a puan kazandıran Unutma Beni bitkinin görseli de ekrandaydı efendim. Tebrik ederiz bir kez daha Emine Hanım'ı. Şimdi sorunun sahibi de Emine Hanım olacak. Salih'in S'si. Salih'in S'si puan tablosunda en yüksek puana sahip S harfi, kategorisi kısaltmalar, sorusu geliyor. Bankalar arasında bir para gönderme yöntemi olarak kullanılan EFT işleminin açılımıdır. Süremiz başladı. Elektronik fon transferi. Elektronik fon transferi. 200 puan. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. İkinci turumuzun en uzun cevabı, dolayısıyla da en yüksek puanlı sorusuydu. 920 oldu Emine Hanım'ın tablosu. Çok korkarak seçtim. Babamın baş harfi Salih'in S'si. Bilemezsem çok üzülürdüm. Neyse ki güzel puan geldi. Siz de hakkını ederim. Verdiniz. Tebrik ederim Emine Hanım. Şimdi harf tablosu gelecek. Bahar Hanım seçecek. Manisa'nın M'si. Manisa 130 puan değerinde. Bahar Hanım'la da müzik kategorisinden bir soruyu cevaplamaya çalışacağız efendim. Benim hayatım, gülmemiz gerek, Sabuha albümlerine sahip sanatçıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Benim hayatım, gülmemiz gerek ve Sabuha. Görelim. Kutlarız. Orkun Bey ile gidiyoruz harf tablosuna. Ömerli'nin Ö'sü. Ömerli'nin Ö'sü 130 puan. Bu kez de birlikte bir söz arayacağız efendim. Soru şöyle. Hakkındaki olumsuz düşüncelerimi anlattırma anlamında kullanılan bir sözdür. Nokta nokta kutuyu, nokta nokta kötüyü. Süremiz başladı. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Liderlik yarışında fark daha da azalır mı bu cevapla? Görelim. Tebrikler. 920'ye 810 oldu tablo. 110 puanlık fark var efendim liderlik yarışında şu an Emine Hanım ve Orkun Bey arasında. Yeni sorumuzun sahibi Ercan Bey ile gidiyoruz harflere. Denizli'nin D'si. Denizli 160 puan değerinde. Tescilli lezzetlerden gelecek Ercan Bey için şu sorumuz. Adını Konya'nın bir ilçesinden alan, yanıksı aromaya sahip, coğrafi işaret tescilli süt ürünüdür. Süremiz başladı.
gelmedi. 160 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Adını Konya'nın bir ilçesinden alan ifadesi var. Cevabımızda bir Konya ilçesi var. Devamı ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. O Konya ilçesiyle aynı ada sahip bir ilimizde daha ilçe var. Bir kutu daha. Buyurun Bahar Hanım. Ereğli kayın yoğurdu. Ereğli kayın yoğurdu. Oldu mu? Hayır dediler Orkun Bey. Ereğli koyun yoğurdu. Bahar Hanım. Bahar Hanım bilemedim. Şu an evet çok pişman oldu. Çok pişman oldu. Çok yaklaştı evet. Orkun Bey'in cevabına. Ereğli koyun yoğurdu. Peki Orkun Bey 130 puan kazanıp yeni liderimiz olur mu görelim. Tebrikler. Bahar Hanım'dan Ereğli kayın yoğurdu gelene kadar sizde var mıydı cevap? Hayır. Yoktu Bahar Hanım'ın. Ben yardımcı oldum. Evet güzel. Hiç hani alakam bile yoktu. Sadece yardımcı diyemeyiz, bayağı sponsorluk oldu bu. Evet. Evet. Tebrik ederiz Orkun Bey, sağlık olsun diyelim Bahar Hanım'a. Bu arada Bahar Hanım da final şansını korumaya devam ediyor. Ve dönüyoruz yeni sorumuz için Emine Hanım'a. Bu arada Ercan Bey'le bir türlü şeytanın bacağını kıramadık. Evet. İnşallah açılışı yaparız. Şansımız hala devam ediyor. Hatırlatmış olayım Ercan Bey, tamam. Final şansımız. Teşekkür ederim. Şimdi Emine Hanım'dayız, buyursunlar. Ürgüp'ün üyesi. Ürgüp'ün üyesi 90 puan deyimlerden geliyor. Yarışmak, aşık atmak, rekabet etmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Boy ölçüşmek. Boy ölçüşmek. Görelim. Tebrikler. Bu akşam 1000 puanı aşan ilk misafirimiz Orkun Bey oldu. 1030'u gördü. Biz de Bahar Hanım'a döndük. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 100 puan kazandırabilir Bahar Hanım'a. Anlam bilgisinden geliyor. Kendinden saymamak, yadırgamak, alışamamak anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Yabancılaşma. Yabancılaşma. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Emine Hanım. Yabancılamak. Yabancılamak. 100 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, Bahar Hanım bir kez daha direkten döndü. Bu kez de Emine Hanım tamamladı. Liderlik yarışında fark 10 puana düştü. 1030 Orkun Bey, 1020 Emine Hanım, 370 Bahar Hanım. Ercan Bey ile birazdan o tabloda puan göreceğiz efendim. Şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Orkun Bey. Ayşem ve Ahmet'in ağası. Ayşem ve Ahmet'in ağası 80 puan. Kategorisi tabirler, soru geliyor. Dayanağı, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamdır. Süremiz başladı. Kuru iftira. Kuru iftira. Doğru mu? Tebrikler. Ercan Bey seçiyor harfimizi. Fethiye'nin F'si. Fethiye'nin F'si 80 puan değerinde. Ercan Bey sağlıktan gelecek bu kez efendim şu sorumuz. Nükleer tıpta ilaç kullanılarak yapılan bir tür görüntüleme yöntemidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Ercan Bey. Sintigrafi. Sintigrafi. Ben bilirimin ilk turunda hiç puan alamadık Ercan Bey'le. Şu ana kadar da şeytanın bacağını kıramamıştık. Bu kez 70 puanlı Ercan Bey açılış yapar mı? Görelim.
Kutlarız. Çok girişiminiz oldu. Özellikle evet. Birkaç soru ters yerden seçtiniz. Onun da etkisi vardı. Evet. Ama pes etmediniz. Tebrik ederim Ercan Bey. Teşekkürler. Özellikle bu kadar rakipler sürekli butona gidip puan alıp orada puan alamayınca insan negatif de etkilenebiliyor. Hiç negatif de etkilenmediniz. Bence bunun için ayrıca bir alkış da gerekir. Evet, tablomuz şahane artık. Herkesin puanı var. Yola devam ediyoruz. Sorumuzun sahibi Emine Hanım. Buyursunlar efendim. Van'ın V'si. Van'ın V'si 140 puan. Kategorimiz eğitim. Sorumuz geliyor. Temelleri Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1926'da atılan Ankara'daki Yükseköğretim Kurumu'dur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Ankara'daki Yükseköğretim Kurumumuz doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Bahar Hanım için dönüyor harf tablosu. Yumuşak G. Yumuşak G 130 puan değerinde. Artık son 7 harf ve edebiyattan gelecek. Bahar Hanım sizin için efendim. Edebiyatımızın önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin'in iki eseridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bu arada ilk... Buyurun Bahar Hanım. Kaşağı ve Safahat. Kaşağı ve Safahat. Görelim. Hayır dediler. İlk kelime ayrı bir eser. İkinci ile üçüncüsü ayrı bir eser. Onu da belirtmiş olayım. Edebiyatımızın önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin'in iki eserini arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 100 puan kazanabiliriz. Cevap şu an gelirse. Final turu öncesi son 7 sorudan biri ekranda. Bir kutu daha. Buyurun Emine Hanım. Kaşağı 3 nasihat. Kaşağı 3 nasihat. Görelim. Tebrikler. Evet, bu cevabın ardından da liderlik yarışında fark 140'a düşmüş oldu. 1250-1110 şeklinde tablomuz. Bahar Hanım 370, Ercan Bey de 70 puanla yarışı sürdürüyor. Finale son 6, Orkun Bey'deyiz. İskenderun'un iyisi. İskenderun'un iyisi 90 puan, kategorisi müzik ve şöyle sorulmuş. Sözüm bir tek sana, selam gönder bana. Sözlerinin yer aldığı Mustafa Sandal şarkısıdır. Süremiz başladı. Gidenlerden. Gidenlerden. Bir süredir liderlik koltuğuna sımsıkı tutunan Orkun Bey buradan da 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Finale kaldı 5 harf. Ercan Bey'deyiz. Trabzon'un T'si. Trabzon 80 puan da burada var Ercan Bey. Deyimlerden alacağız bu kez şu sorumuzu efendim. Sıkıntı veren bir durumdan veya kişiden kurtulmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Safra atmak. Safra atmak. Mı aradığımız deyim. Tebrikler. Efendim finale kaldı son 4 harf. Bu arada final turumuzda birazdan Orkun Bey'le ve Emine Hanım'la yarışacağımız kesinleşti. 1420 şu an Orkun Bey. Emine Hanım 1110 puanla yarış sürdürüyor. Nihai tabloyu görmek için son 4 harfe başladık. Rize'nin R'si. Rize 90 puanımız var. Kategorisi coğrafya ve ekranımıza geliyor.
Yasama, yürütme ve yargı alanında 3 farklı başkente sahip olan cumhuriyettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız o ülke neresi olabilir? Yasama, yürütme ve yargı alanında 3 farklı başkenti varmış. Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Ercan Bey. Güney Afrika. Güney Afrika. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, bu kez de Ercan Bey durdu. Tüm rakiplerin durduğu soruda puanı alan taraf oldu. Tebrikler Ercan Bey. Teşekkürler. Hatta Dışişleri Bakanlığı şöyle aktarmıştı. Pretoria yürütme, Cape Town yasama, Bloemfontein. Orası da yargı maksadıyla başkent unvanı almış efendim. 3 farklı başkenti vardı. Ercan Bey'den geldi cevap Güney Afrika. Ve artık kaldı son 3 harf. Bahar Hanım'dayız. Buyursunlar. Hatay'ın E'si. Hatay 80 puan kazandırabilir. Bu kez de canlılar dünyasından alıyoruz. Çoğunlukla ılıman denizlerde yaşayan alaca kırmızı renkli, beyaz etli, orta büyüklükte bir su canlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Hani balığı. Hani balığı. Oldu mu? Kutlarız. Evet, Orkun Bey'in puan kazandığı hani balığının görseli geldi. Orkun Bey de 1500'ü gördü son iki soruya girerken. Finalistlerimizin belli olduğunu söylemiştik daha önce de. Bakalım kim ne kadar avantajla ben bilirimi tamamlayacak dört misafirimiz. Buyursunlar Orkun Bey, sizdeyiz. Isparta'nın ısı. Isparta 90 puan değerinde anlam bilgisinden geliyor. Yerli yersiz konuşmaya, saklanması gereken şeyleri söylemeye verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Saklanması gereken şeyleri söyleyen kimseye Emine Hanım. Boş boğazlık. Boş boğazlık. Oldu mu? Tebrikler. Ve final turu öncesi son harf. Ercan Bey'in harfiyle ikinci turumuzu tamamlıyoruz. Yozgat'ın yes. Yozgat kaldı. 130 puan kaldı. Kategori olarak da sinema kalmış Ercan Bey. Buyursunlar. Şener Şen'in Piyango Talihlisi'ni canlandırdığı Milyarder filmindeki karakteridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emine Hanım. Mesudiyeli Mesut. Mesudiyeli Mesut karakteridir dedi Emine Hanım Milyarder filminde. Doğru mu? Kutlarız. Efendim böylece toplam 44 soruyu geride bıraktık. Puan tablomuza dönecek olursak finalistlerimiz 1500 puanlı Orkun Bey, 1320 puanlı Emine Hanım. Kutlarız. Evet, bu akşam Orkun Bey'in de Emine Hanım'ın da performansı biri ilk turda, biri ikinci turda soruları çok iyi paylaşarak çok yüksek puanlara ulaştılar. Rakiplerin biraz talihsizliği de bence oydu. Çok hızlı rakipleri vardı. Bahar Hanım bu akşam 370 puan topladı, üçüncümüz oldu. Ercan Bey de çok geç açılmasına rağmen 140 puana ulaştı, ben bilirim de tebrik ederiz. Evet, konunun benim cephemdeki yorumlaması böyle. Bir de misafirlerimizden dinleyeceğiz. Ercan Bey, nasıldı bu akşam sizin adınıza? Aslında güzel başladı yarışma.
Benim turumda olduğu zamanki sorular biraz zor geldi. Bilmediğim yerden. Benim zaten seçtiğim sorular evet zor geldi. Diğer arkadaşların sorusunu bildiğim yerlerden geldi ama butonda artık denk gelmedi. Bu şekilde tebrik ediyorum. Arkadaşlar çok iyiydi. Tabii ki bunun en büyük sebebi o. Finalde başarılar diliyorum. Az sektirdiler dediğiniz evet, gibi. Evet, az sekti. Az sektirdiler. Bir yandan da tabii zor soruları siz seçince veya ilgi alanınızdan olmayan soruları siz evet seçince daha doğru bir ifadeyle. Bu kez de dediğiniz gibi yine rakiplere gitmiş oldu ama sonrasında pes etmeyip açılışı da yaptık. Üzerine 140 puan da ekledik. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk Ercan Bey. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ayaklarınıza sağlık. Ve Bahar Hanım ne dersiniz bu akşam için? İlk tur güzel geçti aslında. İkinci turda da biraz açıldım diye düşünüyorum. Ama tam oturtamadım harfleri sanırım. Diğer arkadaşlarım kaptı. Ama olsun, eğlenmeye gelmiştim zaten. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Biz her şey için. Biz teşekkür ederiz efendim. Zaten ilk turdaki puan tablosu hep Emine Hanım'la yan evet yanaydınız. Bir siz öne geçiyordunuz. Evet. Bir Emine Hanım öne geçiyordu derken ikinci turda Emine Hanım biraz daha makası açtı. Orada gelen yüksek puanlı 200 puanlı soru var değil mi? Hangisiydi? S harfindeydi. Onu hatırlıyorum. EFT evet, elektronik fon transferi evet mesela daha ikinci turun açılışında bir anda tabloyu değiştirmiş doğru oldu. Bahar Hanım tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza davet ettiniz sağ olun. Estağfurullah sağ olun tekrar teşekkürler. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza geçelim. Şu an arada sadece final turumuzda bir soruluk fark var. Orkun Bey mi yoksa bir soru geriden gelip Emine Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Efendim ben bilirim de artık final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de artık son sorular final turumuz. Şu an avantaj bir soruyla Orkun Bey'de. İlk kategorimizde Emine Hanım'la seçeceğiz. Hazır mısınız Emine Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar, bu akşamın final turu kategorileri geliyor. Tarih, genel kültür, sağlık, 90'lar müzik ve atasözleri kategorilerimiz hangisiyle başlayalım Emine Hanım? 90'lar müzik U. 90'lar müzik. Cevapta göreceğimiz harf U harfi ve finalin ilk sorusu ekranda. İlhan İrem'den dinlediğimiz sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin sözleriyle başlayan şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Orkun Bey. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Cevap doğruysa fark iki soruya yükselir. Final turumuzun ilk sorusunun ardından konuşamıyorum. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Orkun Bey seçiyor finaldeki ilk sorusunu. 90'lar müzik iyi bitirelim. Peki efendim, bu kategoriyi tamamlıyoruz İ harfimizle. Buyursunlar. Olmadı ya, su testisine dolmadı ya sözleri geçen Asya şarkısıdır. Süremiz başladı. Beni aldattın. Beni aldattın. Bu kez de cevap doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 8, farkımız 3 soru, Emine Hanım seçiyor. Genel kültür T. Genel kültür T harfi şöyle sorulmuş. Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen belgedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Orkun Bey. Konşimento. Konşimento. Cevap doğruysa fark bu kez 4 soruya yükselir. Konşimento. Görelim. Tebrikler. Kaldı 7 soru, fark 4 soru. Kategoriler geliyor, Orkun Bey seçiyor.
Genel kültür o. Peki efendim, genel kültürün de ikinci ve son sorusu O harfinden ekranda. Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya okunduğunda bir söz çıkacak şekilde düzenlenmiş manzumedir. Süremiz başladı. Akrostiş. Akrostiş. Cevap doğruysa fark 5 soruya yükselir. Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde 6 soru. Fark 5 soru. Orkun Bey fire vermeden yoluna devam etti şu ana kadar. Şimdi de Emine Hanım seçecek kategorisini. Atasözleri E. Peki efendim, atasözlerine de E harfimizle başlıyoruz. Erişemediğimiz kişiyle iletişimimizi bir aracı sağlar anlamındaki atasözümüzdür. Irak yerin haberini nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Irak yerin haberini devamı ne olabilir? Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son harfimiz de açılıyor. 7 saniye. Buyurun Orkun Bey. Kervan, kervan getirir. Irak yerin haberini kervan getirir. Cevap doğruysa Orkun Bey bu akşamın birincisi olacak. Görelim. Kutlarız. Efendim, bu akşam da final turumuzda nihai tabloyu gördük. Arka arkaya güzel cevaplar veren Orkun Bey 2500 puanla Ben Bilirim de bu akşamın birincisi. İkincimiz de 1320 puanlı Emine Hanım oldu. Kutlarız. Ne dersiniz Emine Hanım, nasıldı yarış sizin adınıza? Final çok zordu. Finalde maşallahı vardı Orkun Bey'in, hiç evet. Sektirmedi. Bütün cevaplar, hiç kaçırdığınız olmadı değil mi Orkun Bey? Yok. Hepsinden puan aldık. Sağlık olsun diyelim Emine Hanım, ama finale kadar zaten çok güzel gelmiştiniz. Teşekkür ederim. Genel bir değerlendirme yapsanız, nasıldı sizin için Ben Bilirim macerası? Çok keyifliydi. Heyecanlıydı benim için. Baştan sona kadar hiç geçmedi heyecanım. Buna rağmen keyifli geçti. Yeni insanlar tanıdık, sizinle aynı ortamda bulunduk. Sağ olun. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Ve Orkun Bey bu akşamın birincisi. Ne dersiniz Orkun Bey? Tek beklentim eğlenceydi gerçekten ve onu... Sık sık altını çizdiniz. Evet. Yani onu gerçekten yaşadım. Televizyon karşısında da çok eğleniyoruz tabii. Farklı bir ortam. Bambaşka bir düzen ama müthiş bir eğlenceydi benim için. Gerçekten çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar tanıdık. Yani bunun herkes altını çiziyor ama gerçekten öyle oluyor. Yani burada güzel kaynaşan misafirlerimiz oluyor. Evet, yani hani burası böyle hani askerlikte de yeni arkadaşlar edinirsiniz falan. Bu da öyle bir yol birliği gibi bir şey oluyor. Çok güzeldi, çok eğlenceli. Tempoyu yavaş yavaş arttırdık. Böyle işte birinci tur, ikinci, üçüncü turda yani son finalde biraz daha baskın olduk. Şans oluyor tabii bazı şeyler. Yani bazen aklınıza gelebiliyor hiç bilmediğiniz şeyler. Bazen de bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz. Bence hani Emine Hanım'ın öyle bir şanssızlığı oldu. Finalde öyle oldu. Oraya kadar çok güzel geldi Emine evet, Hanım. Finalde evet. Siz performansı artırınca artık dengeler değişmiş oldu. Aynen Orkun öyle. Bey, tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Çok bu arada ödülünüzü de takdim etme zamanı efendim. Sevgili seyirciler, yine 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşamda hızlı geçen final turunun ardından birincimiz 2500 puana ulaşan Orkun Bey oldu. Orkun Bey aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, her akşam yepyeni bölümlerle 360 ekranlarında buluşmaya devam ediyoruz. Siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim.